Melek'le biz çatlayız, siz zayıflamış vallahi tığ gibi olmuş. Hayırlı akşamlar. Ya şöyle geçelim. Kısa videoda tanımamışsınız. Çok da haklısınız. Gerçekten inanılmaz derecede zayıflamış Melek'im. Canım benim. Sevgili dostum. Ay, hastaneden çıktım. Bileğim için gitmiştim arkadaşlar. Ondan sonra kahvaltı etmedik. Saat de öğleni bayağı bir geçti. Saat 2'yi geçti. 2'yi geçti aşkım. Evet. Ay. Neyse gittim. Doktorun odasında 3 kişi vardı. 3'ü de gülme krizine girdi. Doktorlar. Ya. Doktor dedi ki, bak dedi, bende de var aynısı dedi. Yeminle. Ya. Şey dedi, merhem verdi, onunla ez dedi. Dayanabildiğin kadar ez, dağılacak zamanla dedi. Hoşuma gitti. Para dedi bağlıyordu eskiler dedi. Sen para bağlama dedi. Aha, Melek şahit aynen, işte. Aynen öyle dedi. Ondan sonra. Merhaba. Hoş bulduk. Ay. Evet, çok sıcak. Aynen, çok sıcak. Ay. Dedim ki hocam dedim, burada dedim İsmail Bey'e geldim dedim, böyle böyle dedi bana dedi. Gülmekten öldüler yemin ederim, ağızları açık kaldı, Allah Allah dedi. O dedi iyi gününe denk gelmemişsin sen dedi. Vallahi. Aha, vallahi aynısı dedi. Melek şahit. Özler. Ondan sonra vallahi ben de şok oldum dedim. Onu dedi böyle bastır dedi, gidecek zamanla dedi. Oy, bende de var dedi. Gerçekten onda da var böyle. Aynı demek ki. Evet, tığ ucu gibi. Beni hep eziyorum dedi. Gidiyor, kayboluyor dedi. Ondan sonra. Başka bir şey demedi. İyi dedi yani. Muayene etti işte. Baktı, ezdi. O ezdi. Ben. Ay. Dedim İsmail Ayderi'ye geldim dedim. Bana dedim gerçekten ay dedettirdi dedim. Vallahi. İyi bir doktordu. Güzeldi yani konuşma. Öyle. Biz de daha kahvaltı etmedik çocuklar mocuklar. Sevoş da işte burnuna taş sokmuş. Onu getirdik hem. Enteresan ya. Şok oldum var ya. O tam o dönemleri çocuk. Şimdi Özlem'e de inanmadım. Dedim kızım soksa devamlı hani bir hamle yapar. Bakıyorum, yok. Takip ediyorum. Hiçbir şey yok. Normal rutin hayatına devam ediyor. Allah Allah. Anne dedi, o dedi hamurda sokmuştu dedi. Daha önce ben aldım dedi. Yapar, dedim yapmıyor. Yok ya, o akıllı dedim, yapmaz falan dedim. Sen koca karadaş çıktı. Vallahi yapar. Sen onu... Yapmaz diye bir şey yok. Yapar. Hani değil, bunun da elimin üstünde olsa ben rahatsız olurum. Ya insan şurada nasıl rahat edin? Vallahi gitmiş ama o ileri gitmiş. Bugün inmiş. İndi aşağı. İnmiş, evet. Vücut çünkü bir şey kabul etmez ama burnunun deliğinden küçük bir demek ki ben şimdi. Abicim biz ölüyoruz açlıktan vallahi. Hiç iyi değilik yani, nasılsın diye soruyorsun. Hem doktordan geliyor. Doyur vallahi bize. Bize ben böyle patlıcan kebabı istiyorum ama. Tamam. Güzel istiyorum ama. Tamam, böyle güzel pişmiş. Yer miyiz Melek patlıcan kebabı? Yeriz aşkım, ben patlıcanı severim. Biraz geç oluyor ama değil mi? Bekleriz yavrum. Güzel pişsin. Acele etmeyelim. Bekleriz yavrum. Tamam. Şimdi çocuklar gelecek, onlar da lahmacun ister muhtemelen. Evet. Onlar gelince al, sen bizim patlıcanı 3 tane al. Kızım da gelecek. Ha. Tamam. Bak orada kızım. Ondan sonra çocuklara da lahmacun olur. Doğru. Güzel taze olsun böyle. Tabii tabii abla. Böyle şey yok zaten. Hatır yok yani. Tamam. Dün Kavacık'ta ölüyoruz açlıktan. Dedim eve gidelim, evde yiyelim. Burnuma da balık koktu orada. Balık pişiriyorlar. Herhalde özlemişim balığı. Ondan sonra ama yemedim. Borçlar. Ana. Vicdan bırakmıyor adamı. Bırakmaz tabii koşkun bu. Bir sürü şey yok. İşte. Öyle yani. Sevoş bize öyle sağ gösterip sol vurdu çocuk.
yaptı, şöyle yaptı. Taşı ben de gördüm yani, şuraya gelmiş. Kımkır dedi. Şöyle şey yaptı. Pat düştü yere. Sanki sunmuş renkini de yok. Numunede miydi? Numunedeydi. Bakın meleğin çocuğu da ne ya, yapmış ya? Etli ikisi koktu işte onu. Ya yavrum salatalık. Bak, ya. Bak anlat. Salatalık, sen çocuk salatalığı şey yap. Bak. Ondan sonra... Az dur meleğim. Heh, böyle aldık kamerayı, melek de görünsün istedi. Semoş'un bizim Eray işte. Heh, Eray küçüktü daha, 2 yaşında falandı. Salatalığı sen canım benim şey yap. Yani salatalığı verip yiyordu. Hiç aklımın ucuna gelmez hani salatalığı buraya burnuna sokacağı. Hiç gelmez. Yavaş. Sonra Semoş'un sağlık ocağına gidiyorum, aile hekimime diyorum ki bu çocuğun diyorum bu... Yani çocuğu çok kokuyor diyorum yani. Burnunda bir şey var bu çocuğun diyorum. He. Diyor geniz akıntısıdır ya diyor. Ondan koku yapar diyor. Gönderiyor beni. He. Kaç kere öyle yaptım seni. Ay ne güzel olmuşlar. Paylançoya denk geldiler de. Ay ne güzel yapmışlar ya. Anne ne bak. Evet anladım. Sonra aşkım şey oldu işte. Dedim bu böyle olacak gibi değil. Hı. Çok kokuyor çünkü artık rahatsız oluyorum çocuğun ağzından, burnundan. Diyor ki evlat olsa sevilmez yani. Ya o kadar ne koku var çünkü. Çünkü salatalık yerleşmiş, ete evet. Gömülmüş, aynen. Bir de çürümüş. Orayı da çürütüyor tabii. Sonra gittim aşkım devlet hastanesine. Dedim hocam böyle ben dedim hani hep doktora gidiyorum. Geniz akıntısı deyip yolluyor dedim. Ondan sonra dedim yani ben dedim işkillendim. Bir şey var bunda. Ondan sonra hemen bir iki dakikada şeye baktır, röntgen mi çekildi, evet, şey çekildi evet, işte. Ondan sonra onu çektiler, Semoş orada gördüler. Salatalık. Ondan sonra bayağı böyle yani bu kadar salatalık sen orada yer et. Eder. Doktor Allah ondan Allah. Sonra onu çekti, aldığı gibi bir de yer etmiş ya, kanama yapıyor. Kan geldi. Yapar. Salatalığın peşinden. Yapar. Dedim ya Rabbim, o yüzden ay. Çocuğun yapmayacağı bir şey yok. Aslında. Yok, tavukla çocuk güdülmüyor maalesef. Yok yavrum, yok yapmam der yapar. Evet, bilemezsin. Bu ne la? Yavuz, bu paylanço ne yapmış oğlum böyle? Anneannezi mi yapıyorum dedi bunu. Ha? Bunu anneannezi mi yapıyorum dedi la? Bunu anneannene mi yapıyorum dedi? Evet. Hey, Allah'ım, Allah'ım. Ne güzel yapmışlar evet. Sizi ya. Ben zombi dedim, ilk başta pantekler dedim, sonra zombi dedim. Evet. Adam dedi, şöyle, toplamını dedi. Anneciğim. Özlem de lahmacun istedi. Usta 4 tane de lahmacun. Peki. Ne? Dur, dur. Hı-hı. Ben kaplan. Beni ısırıyor ya deminden beri. Yalı yaptırmıyor, zorla yaptı. He, korkmuştu. İlk korktu dedim ya hani piknikte abine yapmıştınız falan filan kısıt neyse. Tam severim kızı dedim orada bekleyen adam kızı mı tutturacak? Yani ben de olduysa şey yapmadı. Yeseydim de. Açlık da kötü, tokluk da kötü. Hepimizi kötü yaptım. Bak herkes açızdım bağırıyor. Dökülür yine benim. Ben de zombisi. Kadın doğuma. Evet, lahmacunlarımız geldi. Bak senin şunla da buluştuk hani. Canım merhaba, nasılsın ablacığım? İyiyim aşkım, ben de doktora geldim. Kolumda şöyle bir şey vardı da. Ya ameliyat olacakmışım, çok riskliymiş. Ameliyatta da beni kaybetme ihtimali varmış. Masada kalabilirsin dedi bana. Masada kalabilirsin dedi doktor. Ya Allah. Ameliyat ederken kalacakmışım işte masada. Sen nerede kalacaksın başka? Öyle bir öyle bilinçsiz. Şaka. Anne işte doktorun birisi öyle demiş Semoş'a, anladın mı? O onu diyor sana. Şimdi işte baktırdı. Burasını böyle krem verdi. Böyle masaj yaparak onu kaybedersin yani yok olur dedi. Doktorda da aynısı var. Ya. Doktor bir de hemen bende de var dedi. Ya.
Ya bayağı kötü olmuş. Evet. Ya. Hay canım. Anne. Annemde var mı? Camide var. Ha? Usta lavabo var mı burada? Var. 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 Başka. Çünkü burada dükkanlar küçük olduğu için bazen olmuyor. Evet evet. Ama olması lazım bence. Aslında her evet girdiğin her işletmenin olması lazım. Gel. Gel. Simuş'un bu çiçek aldığın yer bura mıydı? Ben, evet. Aynen. Bak tanıdım hemen. Tanıdım. Bak bu da çiğ var. Ölüyorum aşktan ölüyorum. Ya. Bu bir daha. Gelelim. Yallah. Sen de mi gidiyorsun balım? Tuvalete git. Tamam anladık işte oraya soruyor. Meleğim daha ne yapıyorsun? İyiyim aşkım. Anam suratı kaşık kalmış. Küçüldü diyor yüz de küçüldü. Vücut da küçüldü. Her yer zayıflıyor değil mi? Her yer. Baksana kolları bile zayıflamış. Kollar bile baksaymış. İyi oldu aşkım. O elbiseyi giyiyordun sen. Sana geldiğimde giydiğim elbise aşkım. Evet. Boş yeri yoktu Allah canım alsın. Böyle teknikle doldurmuş çuval gibiydi aynı. Aynı. Elbise. Şimdi bollandı. İçine dört tane daha melek. İyi oldu aşkım ya. Çok güzel oldu Allah aşkım. İyi ki de böyle bir karar verdin. Evet. Yoksa... Ama dikkat etmen lazım. Aynen işte. Alınıyor aşkım. Tabii ki. Et ya sen de. Ediyorum zaten. Mesela yapalım. Kendine bir tas belirle. Aynen. Gerçekten az az. Yani böyle az az şey yapıyorum. Zaten mide zaten şu an gelirmiyor. Evet. Otomatikman sana şey yapıyor. Sinyali ve sınır koyuyor ya. Ama o belirli bir süre herhalde bu. Onun şeyini sen ayarlayacaksın işte. Aklı gidiyor sonra besbelli. Gidiyor. Gelsin ya diyor, boş ver diyor. Önemli değil, gelsin diyor. Allah. Zamanı ne zaman normale dönüyorsun peki? Onu da bilmiyorum. Bilmiyorum ki ya. Anne, bak bir şeyler yapayım. Neyse, yazarlar. Yani ameliyat olanlar biliyor. Evet. Şu an işte dördüncü aydayım aşkım. Vallahi 4 ay işte 4. aya girdim. Ömür ne çabuk geçiyor ya. Gerçekten. Bir arkadaşım da yurt dışında arzu duyuyor, o da oldu ameliyat. O izlerse yazar olur. Şey mi aşkım, bir tane kelle falan yemiştiniz. O işte ha. O olmuştu, bayağı oldu. Ama işin aksi tarafı, ben onun kilosunu hiç anlamadım. Arkası falan basenin vardı. Ha. Vardı. Ama çok böyle abartılı değildi aslında. Boylu postu çünkü. Aynen, çok güzel de yakışıyordu, evet. Evet. Ya istedikten sonra... Ama böyle de güzel olmuş. Tabii canım. Yani. İstedikten sonra... Çoğu şey bizim elimizde. Sever. Aynen yavrum. Sever, geliyorsun. Sever yemedi. Sevoş kedi olmuş. Her şeyin güzelliği olduğu gibi zorluğu da oluyor. Daha çok zorlu oluyor. Her şeyin yapıyor. Ben işte memnun. Çok memnun. Yani iyi ki de olmuşsun diyor. Yani dikkat de ediyorum. Hani yürüyüşümü de yapıyorum aşkım. Her akşam. Ya onun işi de şimdi kolaylaştı kadar. Tabii. Sana su getir diyecek. Ya işte neyse ben kalktım. Şimdi pire gibi kalkıyor. İşte yani. Hey, fark oldu. Şey yemedi. Sen de dinliyorsun, ben seni dinlemeyeceğim. Evet, şu an kavga var, dinliyorum. Yapma. Niye öyle? Yemiyor değil mi? Niye ya? Şimdi yemiyor. Ama ısır bir tane değil, ısır. Orada şeyleri yedin mi? Demek ki kesti ya. Hadi kocaman
nasıl? Kocaman bir yapak. Kocaman başı sokmuş bir bununla. Yemezsen yok. Kendi burnuna. Sen ne yaptığını biliyor musun herhalde? Hayır. Hatırlıyor musun? O da yemedi. Ha? Hatırlamıyor gördün mü aşkım? O eti çürütüyor. Resmen kaynatmış, içeride kalmış. Kokmuş. Ya. Nasıl bir hastalık da verebilirdi aşkım bu? Hemen bir anda yani bu şey olmadı. Sağlık ocağına gidiyorum. Ne kadar süre geçti? Bayağı geçti. Gene bayağı geçti yavrum. Gene 4 evet, ay, 5 ay neyi geçti belki de. O kokuyu çektim. Anam o koku geliyor ama gidiyorum geniz akıntısından kokar diyor. Öyle. Doktor öyle diyor, kokar diyor, yolluyor, kokar diyor, yolluyor. Aman dedim bu daha yok dedim, ben gideceğim büyük hastaneye. İyi ki de gitmişim, o orada yer etmiş, içeride. Sen nasıl bu içeri kaçmadı ya? Zehirlemediysem o. Ya zehirlese? Rüya zararsız ya. Demek ki. Yani diyorlar ya boğulursan da büyük denizde boğulur. Ya, ya. Ya aşkım aynen. Aynen yavrum valla. Bütün dünya. Oo geldi. Ne? Patlıcanlar. İyi pişmişim bakalım Melo. Köfte yapsın. Pişmiş. Köfte. Evet. Heh, koy yavrum böyle. Melek közlüğünü sen oradan al aşkım. Alayım yavrum şuraya heh, koyayım. Evet. Tamam. Özüşünki de geldi. Patlıcanı da sarayım mı? Tamam. Dur şöyle. Özüşünki çok yavrum. Özüm ya şuradan tuzun şeyi versene. Burada yok herhalde değil mi? Bize o acıdan da verin ya ezmeden. Acı mı? Acı. Acılığı var mı? Evet. Teşekkürler. Özüm şöyle tuzu versene aşkım. Ey kuzum. Bu tuz mu? Ondan alamayız şimdi. Sen ondan alamayız şimdi. Nasıl götüreceğiz? Ne istiyor aşkım? Şahsi istiyor. Neyi? Şahsi istiyor. Hayır ya o bebek işi ya. O ona biner mi? Bıçak yapamamışlar mı? Güzel şey yapmışlar. Güzel pişmiş aşkım. O başka çocuğun, başka çocuğun. Evet. Hayır anne. Taba taba bilir miyiz bir tane? Ne için istiyorsun tabak? Ne yapacaksın? Yok. Sen şey köfte bir tane. Sana
Kebabı yarım porsiyon yapabiliyor musun? Başka türlü yavrum bu iyi de durmazdı. Efendim anneciğim. Yemek yiyorum. Dayının yerinde. Melek ablam var. Sonra öyle geleceğim. Kebap mı yaptın? Tamam. Tamam anne. Düşeceğim aşağı düşeceğim. Tamam. Ablam kabaçaya gidecek Nevzi'ye. Sonra okula gideceğim diyordu. Tamam gitmesin o zaman bugün gitmesin. Ben de ne içiyorum? Tamam. Hadi gidelim. Anne, aç bir tane al. Anne, ben yiyeceğim. Anne, ya bırak, acıkınca yap. Zorlama yavrum. Yemesin bırak. O keste o şey. Aynen. Orada bir üç tane keste. Aynen. Aynen. Vermeyeceksin çocuğa. Kesiyor. Vereyim mi annem keseyi? Ha? Ne? Çöp balığı gibi görüyorlar. Ne bulursa veriyorlar aslında. Ben koyacağım kadar aldım tamam. Hiç. Sevoş ne buldun Sevoş? Bir tane paket yapar mısın? Anne, Mustafa Peder'e sorsun. Ye anneciğim. Bilmiyorum. Sana ihtiyacı var. Sabah bir şey yaptım ya. Paket tamam, yapacak abla. Bir tane kebap, bir tane, dört tane lahmacun. Abla lahmacunum şu an yok ya. Kırmızı usta şu an yok ya. Ha. O yüzden yapamıyorum. Tamam kebap yap. Tamam acılı mı olsun acısı mı? Acısı. Tamam.
Ben işte bir Urfa porsiyon var paket. Duydun mu paşam? Gelsin yavrum. Balondan gitme şimdi. Ya da bırak, o zaman balonu bırak. Dikkat edin ama, tamam. Ay,
da paket yaptıracağım. Olduğu gibi duruyor. Açı vursak Melek gelip kapıda. Aynen ha, hemen. Aynen aşkım, Allah'a. Ya çantada. Diyelim ya. Bakar mısınız? Islak mendil var mı acaba? Ay ne kibar istedim ben Melek. Evet, biz sizleri öpelim. Buradan da eve geçeceğiz inşallah. Yani son durumlar böyle işte. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ellerini hemen. I'm not going to have